Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Malatya'dan üzücü bir haber geldi. Akçadağ ilçesinde iki askeri uçak düştü. Dört pilot şehit oldu. Şehit pilotlar için Malatya'da düzenlenen askeri törende hüzün ve gözyaşı hakimdi. Dün akşam Malatya'nın Akçakale ilçesinden geldi yürek yakan haber. Patlama sesine geldi. Zaten vatandaşın köylünün hepsi gelmiş. İkinciler, jandarma, ondan sonra Akçadağ halkı. Bu istikametten sonra 8 kilometre tam tepede, tam zirvede. İkisi birbirine çarpıştı. Yani paramparça. Malatya 7. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan iki savaş uçağının bir süre sonra radardan kaybolması üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleriyle sağlık görevlileri yönlendirildi. Feci kazayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. İki uçağımızın da enkazına ulaşıldı. Maalesef 4 şehidimiz var. Ve günün ilk ışıklarıyla birlikte kazanın meydana geldiği bölgeden enkaz görüntüleri gelmeye başladı. İki savaş uçağının yanan parçalarının yaklaşık 1 kilometrelik bir alana yayıldığı görüldü. Üstünü sesin acıyor. 4 ailenin ocağına ateş düştü. Şehit düşen askerlerden bir çocuk babası Onur Özkaya'nın memleketi İzmir'e götürüldü ilk önce acı haber. Ardından da şehit olan Kurmay Binbaşı Salih Sezer'in Eskişehir'de bulunan baba ocağına ulaştı. 3 yıldır Malatya'da görev yapan şehidin evli ve 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Acının yaşandığı bir diğer yer İstanbul oldu. 28 yaşındaki Hüseymen Yasin Atalay'ın yakınları baba evine akın etti, hüzün hakimdi. Şehit olan 4 pilottan Üsteğmen Zeynel Özbahçeci'nin acı haberi de memleketi Konya'ya ulaştı. Otobüsle şeye uğurladık. Malatya'ya uğurladık ya. Ya enişte dedi, aklı herhalde değişmezse gitmezse. Henüz farkında olmasa da çocuğu da onunla aynı kadere mahkum oldu. Babasını 2 yaşında kaybeden şehit pilotun kızı da şimdi 2 yaşında. O benim başkomutanım. Ve Malatya'da şehit pilotlar için askeri tören düzenlendi. 2012 yılları arasında var. Arkalarında gözü yaşlı aileleri ve içler acısı bu görüntüler kaldı. Uçağın düşme nedeniyle ilgili ise elde henüz net bir bilgi yok. Uçakların enkazının birbirine yakın noktalarda bulunması ve havada ateş topunun görülmesi nedeniyle iki uçağın birbirine çarpıp düştüğü ya da daha çarptıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Mecliste iç güvenlik paketi mesaisi devam ediyor tabii protestolarda. Paketin 4 maddesi daha kabul edilirken hem içeride hem dışarıda eylem vardı. Tartışmalarla, sataşmalarla, hatta kavgayla başlayan iç güvenlik paketi görüşmeleri yine protestolarla devam etti. İlk kabul edilen maddeler arasındaki eylemlere katılan kişilerin yüzünü kapatmasının suç sayılması HDP'li vekiller tarafından poşu takarak protesto edildi. Paketin 4 maddesi daha genel kuruldan geçti. Yeni kabul edilen maddelerle vali ve kaymakamların yetkileri genişletildi. Buna göre valiler, kolluk amir ve memurlarına yani polislere emir verebilecek. Mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının tüm araç ve gereçlerinden yararlanabilecek ve personeline de görev verebilecek. Bu konudaki emir ve talimatlar yerine getirilmezse vali bunları kolluk güçlerinin aracılığıyla uygulayacak. Valinin kararlarına aykırı davrananlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Pakete karşı sadece meclisin içinde değil, önünde de eylem yapıldı. Halk Evleri üyesi bir grup, meclis önüne gelerek mecliste görüşülmekte olan iç güvenlik paketini protesto etti. Polis ekipleri grubun eylemine izin vermedi. 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın öldürülmesiyle ilgili bir polisten itiraf geldi sayın seyirciler.
Özel harekatçı polisin ifadesine göre Nihat'ı vuran polis gözaltına alındığı itirafta bulunansa serbest bırakıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak günü Nihat Kazanhan'ın başından vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklanan özel harekat polisi olayı şöyle anlattı. Amirimiz bana ve MNG'ye çocukların bulunduğu tarafa aşırtmalı gaz atmamızı söyledi. MNG aracın sol tarafındaydı. Benim başımda siyah bir bere vardı. MNG çocukların üzerine aşırtmalı bir gaz attı. Bu atıştan sonra MNG aracın arka tarafına gelerek burada bulunan av tüfeğini aldı. Pompalı tüfeğiyle çocuklardan tarafa hedef gözetmeksizin 3-4 el ateş etti. Ateş ettiği esnada başında siyah bir bere vardı. Ateş etmesiyle birlikte yolun karşısında duran bir çocuk yere düştü. Nihat vurulduktan sonra karakola döndüklerini ifade eden tutuklu polis, ateş açtığını söylediği polisin delilleri toplamak için aynı yere gittiğini söyledi. Karakola döndükten sonra unsur amirimiz bizden sorumlu kişiyle görüştü. Bu görüşmeden sonra MNG başına bir kar maskesi taktı ve ateş ettiği noktaya gitti. Buradan Langer'la attığımız gaz kapsülleriyle kendisinin pompalı tüfekle attığı boş gaz fişeklerini toplayıp getirdi ve karakolun içinde bir yere gömdü. Polis ilk ifadelerinin arkadaşını korumak için olduğunu söyledi. Hem arkadaşımız MNG'nin yanmaması hem de ekipten herhangi bir arkadaşa zarar gelmemesi için bu ifadeyi verdim. Ben tutuklanınca her şey değişti. Çünkü biz bu dosyada kimsenin tutuklanmayacağını düşünüyorduk. Yapmadığım bir suç için cezaevindeyim. Bu nedenle ifademi değiştirdim ve tüm yönleriyle olayı size anlattım. Kesinlikle Nihat Kazanan'ı ben öldürmedim. Nihat Kazanan'ın ölümünden sorumlu kişi MNG'dir. Olayı ilk günden beri bilip söylemediğim için pişmanım. Tutuklu polis bu ifade üzerine tahliye edildi. İfadesinde Nihat Kazanhan'a ateş ederek öldürdüğünü öne sürdüğü özel harekat polisi ise Ankara'da tutuklandı. Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda öldürülen Ülkü Ocakları temsilcisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, tehditlere rağmen tedbir alınmadığını söyledi. Acılı anne sağduyu çağrısı yaptı. Özlem Erdem, İzmir'de öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi. Bursa'daki evinin dört bir köşesi Fırat'ın resimleriyle dolu. Acısı hala çok taze. Çok yoğun geçiyor. Bütün duyguları aynı anda yaşıyorum. Yüreğimdeki acıyı aynı anda yaşıyorum. Mutluluğu aynı anda yaşıyorum. O kalabalığı gördüğüm için o mutluluğu çok yaşadım. Yani ben hep diyorum Fırat'ın sevildiğini biliyordum ama bu kadar sevildiğini, bu kadar kalabalık bir topluluk geleceğini ben düşünmemiştim. Anne Erdem oğlunun okuldaki durumu anlattığını ve bir önlem alınmadığını söyledi. Sadece şunu söylemişti. Şenlik adı altında orada çadırlar kuruluyor. Birçok çadırların içerisinde silahlar olduğunu söylüyordu. Ve ne emniyet ne rektörlük hiçbir önlem almadığını sadece söylemişti. Bu da değildi sadece. Fırat internet üzerinden açık açık hedef gösterilmiş ve tehdit edilmişti. Önlem alınması gerekiyordu. 22 Ekim'de Face'te bir yayınlanan Fırat'ı hedef gösteren ve Fırat'ı yok etmek için çalışacaklarını anlatan, Ege'de ya ezeceğiz ya ezeceğiz mesajlarını okudum. 22 Ekim'de oldu bu olay. Buna rağmen hiçbir önlem alınmaması tabii ki ihmal söz konusu. Son sözlerinde ise sağduyu çağrısı yaptı. Umudumuz çocuklar ve gençler diyorum ben. Sadece sağduyu çağırıyorum. Taşkınlıklar lütfen yapılmasın. Yasal dışı dinlemelere ilişkin yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. 20 ilde düzenlenen operasyonda 54 polis hakkında gözaltı kararı var. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaklaşık 20 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı. Bolu, Düzce, Konya, Hakkari ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu illerde şu ana kadar hakkında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 35'i gözaltına alındı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınan bazı şüpheliler Devlet Demiryolları Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in Bursa'daki Kız Yurdu açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki toplu açılış töreninden telekonferans yoluyla katıldı.
Anayasamızın kuralları içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın aralarında Bursa'nın da bulunduğu 6 ildeki yurdu toplu törenle açtı. Erdoğan, Bursa'daki Zeynep Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu açılışına da telekonferans yoluyla katıldı. Kıymetli hanımefendiye ve açılışımıza iştirak eden tüm değerli misafir. Nilüfer'in Konak Mahallesi'ndeki 82 kişilik yurdun öğrencilerin konaklama sorununun çözümüne katkı sağlaması amaçlanıyor. Özellikle hayırsever iş adamlarımızın, iş dünyamızın destek verdiği Bursa'da örnek bir yurt gerçekleşmiş oldu. Ve her şeyle örnek en güzel şekilde dizayn edilmiş. İnşallah gençlerimiz burada, yaklaşık 80 küsur gencimiz burada kalabilmiş olacak. Özellikle üniversite öğrenci yurdu ve bayanlarımıza, kızlarımıza yönelik bir yurt. Üniversiteye giren bütün öğrenciler yanında bayan öğrencilerin, kız öğrencilerimizin nezih ortamlarda, kendilerine yakışır ortamlarda yetişmeleri çok çok önemli. Çünkü bayanlarımız, öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu anlamda bugün burada Zeynep Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu açacağız. Bir süre önce Sanayi Bakanlığı'ndan Bursa'ya gelen heyetin organize sanayi bölgesini yeni otoyola cepheli, deri ile tekstil OSB'nin arasında kalan 1270 hektarlık araziye kurulmasını kararlaştırdığı haberleri yansımıştı. Ardından da çevreciler ve civardaki bölgelerden köylülerin tepkisi gelmişti. Tepkilerin gölgesindeki gerçekse mevcut sanayi bölgelerinin Bursa'ya artık yetmediği. Ticaret ve Sanayi Odası son hazırlık aşamalarını ve bölgeyle ilgili beklentilerini açıkladı. Yani 50 kuruşa çay içmek bir maharet değil. Bursa'da ne zaman ki 5 euroya, 10 euroya kahve içiyoruz, işte o zaman Bursa oldu diyeceğiz biz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın tepkisi, Bursa'da atağa geçemeyen ve bürokrasiye takılan yatırım planları. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesini kuran Bursa, şimdilerde kentin batısına yapımı planlanan organize sanayi bölgesi için büyük merakta. Bunu direkt bakanlığın ekipleri 9 aydır çalışıyorlar. Hala devam ediyor çalışmaları. O yasada geçerli olan 14-15 madde neyi gerektiriyorsa, o gerekler doğrultusunda hangi bölge uygundur, o bölgeyi onlar çıkartıyorlar, bize getiriyorlar. Bizim için fark etmiyor çünkü. Şehrin doğusunu da gösterseler, batısını da gösterseler, güneyini de gösterseler, bizim için önemli olan yatırım yapacak olan alan. İbrahim Burkay'a göre bu bölgede teknolojiyle sanayi iç içe olacak. Bu bölgede lojistik köyümüzü de hayata geçireceğiz. Teknoloji geliştirme bölgemizi hayata geçireceğiz. Ve limanla entegre olmuş, raylı sistemin otobanın içinde olduğu ve direkt üretimimizi yurt dışına limanlar vasıtasıyla aktarabileceğimiz bir yapıda inşallah bu bölge hizmet verecek. Kamuoyuna yansıyan birçok kulis haberine göre ise arazi yatırımı için bölge rant düşkünlerinin yakın takibinde. BTSO ise buna karşın tetikte. Bu bölgede kesinlikle rantın R'si olmayacak. Bu kadar net söylüyorum, bakın. Böyle bir şey olursa bu bölgenin olmaması için, hayata geçmemesi için elimizden geleni yaparız. O kadar rahatız. Biz yola çıkarken bir tek doğrudan hareket ettik. O doğrumuz da şuydu. Biz bu projenin Bursa ve Türkiye'nin menfaatine olduğuna inandığımız için yola çıktık. Bu sözleriyle BTSO'nun da yeni Bursa OSB bölgesi için önemli rol oynayacağının sinyallerini veren Başkan İbrahim Burkay, spekülasyonu yapılan arazi satımı ile ilgili merak edilenlere de yanıt verdi. Arazi tahsisi de yapmayacağız zaten. Aynı bugün Güney Kore'de olduğu gibi. Yatırımcıya direkt binayı vereceğiz biz. O yüzden arsayı alayım şimdi 10 liraya, yarın olur 30 lira, 50 lira. Böyle küçük hesaplar bu bölgede kesinlikle işlemeyecek. Böyle bir hesap içinde olanların bu bölgede kendilerine yer edinmesi de mümkün olmayacak. Bunu açık ve net sizlerle paylaşayım. Bursa Sağlık Sen, Bursa Şubesi üyeleri yaptıkları açıklamada yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istedi. Sağlık Sen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, Bursa'daki sağlık çalışanları adına yaptığı basın açıklamasında kendilerine yapılan adaletsizliğe isyan ederek haklarının verilmesini talep etti. Sağlık çalışanları geleceğe endişeyle bakmaktadır. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlenmekte, emekli maaşlarında büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.
Bu sebeple 2015 yılı için ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasının ve yıpranma payının hayata geçirilmesinin mücadele yılı olacaktır. Geçtiğimiz yıl dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine konuyla ilgili söz verdiğini söyleyen Günkül, verilen sözün tutulmasını beklediklerini belirtti. Yıpranma payı konusunda ilgili bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Yıpranma payının Bakanlar Kurulu ve ilgili platformlarda ele alındığını, çalışmalarını sürdüğünü, en kısa sürede bu sözün hayata geçirileceğini biliyoruz. Bütün sağlık çalışanları 2015 yılı içerisinde yıpranma payına kavuşmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Atatürk Kent Ormanı'nda eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nden Büyükşehir'e devredilen Odunluk'taki Atatürk Kent Ormanı'nda çalışmalara başlandı. Devir işlemlerinin ardından Nilüfer Belediyesi tarafından sökülen trafo, aydınlatma ekipmanları, elektrik kabloları ve yangın hidratlarıyla ilgili tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Kent ormanımız yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekare kadar alana sahip ve bu alanda tam şehrin merkezinde önemli bir bölge. İlk burayı teslim aldığımızda burada birçok sıkıntılar vardı, eksiklikler vardı ve buradan hemen hemen her şey sökülmüştü. Şimdi de bunları birer birer tekrar en hızlı bir şekilde, en iyileriyle birlikte artık montajını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Bursa'da Bürger hastalığı sebebiyle iki ayağı kesilen 40 yaşındaki mahkumun ailesi Cumhurbaşkanı'ndan ev hapsi için yardım istiyor. Bursa'da parke döşeme işiyle uğraşan iki çocuk babası Kenan Yalçıntaş, yakalandığı bürger hastalığı nedeniyle iki ayağını da kaybetti. Amansız hastalık nedeniyle bir süre önce el parmakları da kesilen Yalçıntaş, ticari hayatında da sıkıntılar yaşamaya başladı. Daha önce işlediği dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan Yalçıntaş, hakkında verilen 5 yıl 10 aylık cezanın onanması üzerine ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailesi burada günden güne eriyen mahkumun cezasını evde çekmesi için savcılığa müracaat etti. Ancak rapor almak için Adli Tıp Kurumu'na giden aileye Yalçıntaş'ın cezaevinde kalmasında bir mahsur olmadığı bildirildi. Bursa cezaevinde tutuklu olan Kenan Yalçıntaş bir de Balıkesir cezaevine sevk edilince bu ailesine ikinci darbe oldu. Şu an çok uzak cezaevine gönderdiler onu. Gidemiyoruz, durumumuz yok. Çoluk çocuğu mahvoldu, çocukları okula gidemiyor, okuyamıyor. Ne olur devlet yetkililerinden rica ediyorum. Fatma Yalçıntaş da eşinin resmen ölüme terk edildiğini söyledi. Benim eşimin iki ayağı yok, el parmakları yok. Hasta, bakıma muhtaç, onun banyosunu, her ihtiyacını ben yapıyordum, ben gideriyordum. Balıkesir cezaevine gönderdiler onu. Gidemiyorum, durumum yok zaten oraya gitmeye. Ben devlet büyüğümden hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanım, sesimi duy. Benim eşimi, çocuklarımın başına. Ölürse de evimde ölsün, kalırsa da çocuklarımın başına. Ben yani illa affetsinler diye bir şey yok. Cezasını çeksin, evde çeksin. Demir kelepçe var, öyle bir şeyle çeksin. Ev hapsini istiyorum. 15 yaşındaki çocuğu Güven Yalçıntaş ise artık görüş günlerinde bile babasını görmeye gidemediklerini belirtti. Evet, babam bir suç işledi. Ben affedilmesinden taraf değilim. Ben sadece ev hapsini istiyorum. Görüş günleri olduğu için görüşe gidiyorduk. Devamsızlık oldu. Sınıfta kalma ihtimalim var. Aynı anda şimdi Balıkesir'e sevk ettiler. Oraya gitme ihtimalim yok. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ercan Özel, Yenişehir'de içme sularının tehlike saçtığını söyledi. Birçok kişinin su nedeniyle rahatsızlandığı belirtilirken Özel bu yüzden savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. BUSKİ tarafından gece hava karardıktan sonra Yenişehir'in mahallelerinde temiz su araçları tarafından, tankerleri tarafından temiz su dağıtıldı vatandaşlarımıza. Bunun haricinde belediyeden anonslar yapıldı. İçme sularını kesinlikle evde tüketmeyin, kaynatarak için diye. Yenişehir Kaymakamımız bir resmi idarelere genelge yayınlayarak okullarda kesinlikle suların içirilmemesini, öğrenciler tarafından tüketilmemesi gerektiğini bildirdiler. Ve okullara damacanayla su dağıttılar.
Ama maalesef bugüne kadar resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılamadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ercan Özel, Yenişehir'deki içme suyunun vatandaşı hasta ettiğini söyledi. Konuyu Yenişehir Belediye Meclisi toplantısında dile getirdiklerini ifade eden Ercan Özel, belediye başkanının Yenişehir'in suyunda bir sorun olmadığını söylediğini kaydetti. Ancak Özel'in belirttiğine göre içme suları hastalık saçıyor. Maalesef şu an Yenişehir halkı bu sıkıntıları yine çekiyor. Yine günde onlarca vatandaşımız, çocuklarımız, özellikle bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıflayan yaşlara etkili oluyor bu rahatsızlık. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. 84 sokak köpeği zehirlenerek telef edildi. Baygın halde bulunan 13 köpek ise belediye veterinerliği tarafından tedavi altına alındı. Yenişehir'in Çamönü köyü yakınlarında bu sabah vatandaşlar tarafından çok sayıda köpek leşi bulundu. Vatandaşların konuyu bildirdiği Çamönü köyü muhtarı İbrahim Tuna, jandarma ve belediyeye haber verdi. Jandarma ve belediye ekipleri baygın olduğu görülen 13 köpeği belediye veterinerliğine götürdü. Telef olan 84 köpek ise Yenişehir Belediyesi tarafından ilçe çöplüğüne gömüldü. İlçe yaşanan skandalla çalkalanırken Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ercan Özel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta köpeğin iğneyle vurulduğu görülüyor. Bursa'da barınma evinde yaşayan 57 yaşındaki adam Gökdere Köprüsü'nde manzara seyrederken dengesini kaybedip dereye düştü. Neyse ki derede sürüklenmekten kıl payı kurtuldu. Olsun. 57 yaşındaki Zeynal Abidin Yılmaz barınma evinden ayrılmış Gökdere Vatan Köprüsü'ne gitmişti. Burada Bursa manzarasını seyretmek isterken dengesini kaybedince kendini derede buldu. 5 metre yükseklikten dereye düşen adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yılmaz hastanede tedaviye alındı. Sayın seyirciler, otobüsle şehirler arası yolculuk yapanların en büyük şikayetlerinden biri terminal çığırtkanları. Burulaş, şehirler arası otobüs terminalinde yolcuları taciz ederek bilet satmaya çalışan acenta çalışanlarına kameralı takip başlattı. Otobüste yer boşsa mutlaka bize gelsinler deyip üstüne gidiyorlar. Mesela ben geçen sene ablamı gönderirken burada yaşadım. Firmanın ismini söylemeyeyim şimdi ayıp olmasın. Hiç uğramayacağı yere oraya uğruyor dedi. Şu, Mavin esas bizi uyandırdı. Dedi ki biz oraya uğramıyoruz. Tekrar çok mücadeleyle paramızı geri aldık. Ayıp yani. Çığırtkan ayakçı ya da kelleci. Bir yolculuğa çıkmak üzere terminale girdiğiniz andan itibaren seyahat acenteleri çalışanlarının tacizleri başlıyor. Bu görüntülerde olduğu gibi. Bunların hepsi yolcular rahatlıkla seçimlerini bakın kendileri yapıyor. Hiç kimse başka bakın. Bunların hepsi bu ayakta duranların hepsi çığırtkan treni türünde insanlar. Çığırtkanlar özellikle şehirler arası otobüs terminallerinde en büyük sorunların başında geliyor. Yolcuların da en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinde de yıllardır yaşanan bu sorun artık yeni bir uygulamayla son buldu. Neresi nereye nereye diyorlar. Biz işte diyorum Hatay'a veya İstanbul'a. Bursa'dan gidecek olursam. Siz nereye gideceksiniz? Sizi zorla yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani rahatsız ediyorlar. Tabii rahatsız. Herkes gideceği yeri bilir, bilmiyorsa sorar. Emin olduğu kişilere sorar. Üstümüze geliyorlar çocuğum. Yani öyle. Sanki bizim olsa bile. Evet, aynen. Terminalde hizmete giden onu hareketli toplam 64 kamera işte bu terminal kontrol merkezinden 24 saat boyunca izleniyor. Ve böylece başta çığırtkanlık olmak üzere burada meydana gelebilecek tüm usulsüzlükler burada raporlanacak ve idari birimlere gönderilecek. Ardından çığırtkanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programlarını açıkladı. Bu yılki mali destek programlarımızın toplam bütçesi 15 milyon lira ve iki başlığımız var. Birincisi sağlık turizmi, diğeri kırsalda ekonomik kalkınma. Bu 15 milyonluk bütçenin 3 milyonu sağlık turizmine, 12 milyonu da kırsal kalkınma projelerine ayrılmış durumda.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın hem kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi hem de sağlık turizminde hizmet kalitesinin geliştirilmesi için sunduğu proje tekliflerine özel ve kamu başvuruları yapılabilecek. Sağlık turizmine sadece KOBİ'ler başvurabiliyor. KOBİ'lerden kastım özel işletmeler başvurabiliyor. Yani özel hastanelerimiz, dal merkezlerimiz, seyahat acenteleri, termal tesisler bunlara açık bir çağrı. Kırsal ekonomik kalkınmada da özel işi olan herkesin başvurabileceği bir çağrı tasarladık. Şahıs şirketleri, limited şirket, anonim şirket, KOBİ'ler, kooperatifler, çiftçiler, herkes, KOBİ sınırı var burada yalnız. KOBİ sınırındaki tüm işletmelerin başvurabileceği bir çağrı. BEPKA'nın her yıl açıkladığı mali destek programına Bursa'dan bugüne kadar toplam 570 proje başvurdu. Başvuruların 3 yılda yapılan başvuruların %60'ını Bursa olarak biz başvuruyoruz. Peki 223 tane proje desteklendi. Bu 223 tane de desteklenen projeye baktığımız zaman bunlarda da Bursa'nın sayısı 127. Gene rakamsal olarak ifade ettiğimiz zaman da %57 gibi bir orana tekabül etmektedir ki bu da çok ciddi bir rakamdır. 2015 programında proje uygulama süresini 12 ay olarak belirleyen BEPKA, son başvuru tarihini 8 Mayıs 2015 olarak açıkladı. Aday adaylığı süreci için CHP Bursa'da hareketli bir süreç yaşanıyor seyirciler. Bursa kamuoyunun yakından tanıdığı iki isim daha süreç için çalışmalara başladı. CHP Bursa İl Yönetimi'nin yakından tanıdığı Gürhan Akdoğan, Bursa'da vekillik yarışına katılan isimler arasına girdi. İl binasında kendisini destekleyenlere seslenen Akdoğan, mevcut vekilleri eleştirerek vaatlerini sıraladı. Bursa'da mücadeleyi hayata geçirmek için milletvekilliğinin gerçekten çok önemli bir misyonu var. Bunu partimiz, partili milletvekillerimiz yapmalıdırlar. Burada bir ofis kurarak sevgili Boz Bey, milletvekilleri için ayrı bir ofis tuttu. Bildiğim kadarıyla bir veya iki milletvekili zaman zaman kullanıyorlar. 5 günün 2 günü orada çay içerek vakit geçirileceğine, 5 günün 2 günü mecliste, 5 günü Bursa'da olunması gerekiyor. Bur ancak Ankara'ya öyle taşınır. Bursa'da özellikle tarım sektörünün çok yakından tanıdığı Orhan Sarıbal da saha çalışmalarına hızlı başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ndeyken Bursa'daki tarım politikaları üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sarıbal, 1 Mart'ı bekliyor. Burada en önemli unsurun da birlikte mevcut olumsuzluklara karşı toplumun bütününü kapsayan, muhalefeti yan yana getiren, dostluğu ve kardeşliği öne çıkaran, hangi meslektaşımız ve arkadaşımız kazanırsa kazansın, amacın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması, Türkiye'nin kazanması, insanlarımızın ve toplumumuzun kazanması olması ilkesi ve amacıyla hareket ettiğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Bunun için de bizler 24 saat tek tek üyelerimize ulaşarak üyenin çok önemli olduğunu düşündüğümüz asıl üyenin karar vereceği bir seçim sürecine girdik. Hızlıca çalışmamıza devam ediyoruz. 1 Mart 2015 Pazar günü saat 13.30'da yapacağımız adaylık açıklamasıyla yarışımıza büyük bir ivme kazandıracağız. Balıkesir'de yaşayan 16 yaşındaki milli judocu Burcu Hantuk, kolundaki ödemin büyümesi sebebiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor. Burcu Hantuk'un rahatsızlığı 8 gün önce antrenman sırasında kol ağrısı ve şişlikle baş gösterdi. Hocalarının ödem olduğunu tespit edip buz tedavisi uygulamasının ardından genç kız hastaneye götürüldü. İğne yapıldı ve kolu alçıya alındı. Fakat o alçı iddiaya göre ödeminin büyümesine ve kan zehirlenmesine sebep oldu. 16 yaşındaki milli judocu Burcu Hantuk, ödemin yayılarak büyümesi ve durumunun ağırlaşmaması üzerine geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hocası alçıyı çıkarın dedi, biz çıkardık ertesi gün. Sonra ağrıları arttı, yeniden yine pazar günü gece yine acile gittik biz. Yine kırık çatlak yok denildi. Kolu tabii zehirlenmeye vermiş kendini. Buralara geldik. Biz mucize bekliyoruz. Bütün Türkiye seferber olmuş vallahi duyduğumuza göre. Herkesin duaları yerini bulacak inşallah.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Profesör Doktor Tahsin Yakut, Burcuhan Tuk'un tedavisinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bildiğiniz gibi kolunda bir darbeye bağlı ölü dokular oluşuyor. Onlar aralıklarla temizleniyor. Belli aralıklarla, küçük operasyonlarla. Şu anda yani bizim sevindiğimiz nokta, geldiği güne göre böbreklerinde hocalarımız bir olumlu yönde gidişat olduğunu, düzeltme olduğunu ifade ettiler. Kalbi destekle şu anda devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Özgecin Aslan cinayetinden sonra tartışma konusu olan mahkeme kararlarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da kaçırdığı kıza tecavüz ederken yakalanan iki kardeşe bu fiili gerçekleştiremeden yakalandıkları için çok daha az ceza verildi. Isparta'nın Sütçüler ilçesi Beydili köyünde oturan Mustafa G., evlenmek istediği ancak kendisini reddeden 19 yaşındaki bir kızı kaçırmaya karar verdi. Ağabey ve yakınlarının yardımıyla kızı dağ evine kaçıran Mustafa G., defalarca tecavüz girişiminde bulundu. Ancak başarılı olamadı. Kızın sinir krizi geçirmesi üzerine Mustafa G. ile beraberindekiler dağ evinden ayrılıp Antalya'daki bir adreste saklanmaya başladı. 2 ay süren takipten sonra 6 Kasım 2012'de kız kurtarıldı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında dava açıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Mustafa G. ve abisine nitelikli cinsel saldırı suçundan 9'er yıl hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay tecavüz girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı gerekçesiyle cezaları bozdu. Kızın bekaletini koruduğu için ceza 4'er yıl 2'şer aya düşürüldü. Bu karar yattıkları süre nedeniyle sanıkların tahliyesine sebep oluyordu. Ancak kaçırma eylemi nedeniyle de ceza aldıkları için kardeşler serbest bırakılmadı. Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan ve 40 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan 56 yaşındaki kadınla ilgili detaylar aydınlandı. Polis olay yerine farklı zamanlarda 3 kez gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı. Horoz besleyen şahsın üzerinden talaş parçaları çıktı. Cesedin bulunduğu yerdeki talaş kalıntılarıyla benzerlik gösterdiği için sorguya alınan zanlı cinayeti itiraf etti. 21 yaşındaki zanlının 56 yaşındaki Türkan Alkaya'ya tecavüz etmek istediğini, bunu yapamayınca da yanında taşıdığı bıçakla boğazını kesip öldürdüğünü söyledi. 13 Ocak'ta evinden soba külü dökmek üzere çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan kadın, 40 gün sonra evinin 30 metre yanındaki metruk bir binada ölü bulunmuştu. Kadına şiddet dinmiyor, bu defa adres Adana. 46 yaşındaki bir adam tartıştığı eşini önce darp etti, yetmedi, üzerine kaynar su dökerek yaktı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fuat ve Mehtap Atalan çifti dün gece tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Atalan, sobanın üzerinde duran çaydanlıktaki kaynar suyu eşine fırlattı. Üzerine kaynar su dökülen Mehtap Atalan'ın sağ kolu yandı. Komşuların kavga seslerini duyup ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve gelen ekipler acılar içinde kıvranan Mehtap Atalan için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kadın, hastanede verdiği ifadesinde kocasını korudu. Eşiyle kavga ettiğini doğrulayan kadın, "Öfkelendim ve kaynar suyu üzerime kendim döktüm," dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, eşini kaynar suyla yakan koca gözaltına alındı. Sayın seyirciler, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde işten atılan işçilerin eylemine polis müdahalesi gecikmedi. Eylemde DİSK Genel Sekreterinin de içinde bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Amacımız zaten rektörle görüşmekti. Rektör de reddedince biz de şeye geçtik, eyleme geçtik yani. Amaçları rektöre ulaşmaktı ancak olmadı. Onlar da seslerini eylem yaparak duyurmaya çalıştı. İki tane çocuğum var, iki daha 18 aylık. Utanmıyor musunuz? Sizi götürüyorsunuz, bunları getirin. Bizi bu hale getirenleri götürün. Biz size ne yaptık? Türkiye'deki adaleti maalesef gördünüz. İşçinin insan yerine konması, insanca yaşaması suç bu ülkede. Ne kadar polis varsa üzerimize gönderiyorlar maalesef. Suç işleyenlerin üzerine polis göndermiyorlar. Bizim üzerimize. Biz hırsız mıyız? Sadece evimize ekmek götürmek için işimizi istiyoruz. Haksız yere çıkarttılar bizi. Yerimize taşeron koydular. Biz sadece işimizi, ekmeğimizi istiyoruz.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diske bağlı dev sağlık iş sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldıklarını belirten 98 işçi eylemlerinin 80. gününde yönetim binasına girdi. Sloganlar atıldı. Polisin müdahalesi ise gecikmedi. Aralarında DİSK Genel Sekreterinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Bu haberle ilgili hemen bir bilgi paylaşalım. Gözaltına alınan 35 kişinin serbest bırakıldığı bilgisi ulaştı. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Adıyaman'da özel bir ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışan kadın 3. katın penceresinden baktığı sırada dengesini kaybetti ve düştü. Adıyaman'da özel bir ağız ve diş sağlığı merkezinin 3. katında çalışan Songül Akgül, pencereden baktığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahale burada yapıldı. Tedavi altına alınan Akgül'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korkunç bir kaza yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü tankerle bariyer arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza ölen bir sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Mustafa Özgür Cakın'ın kullandığı motosiklet seyir halindeki bir tankerle köprü bariyerlerinin arasına sıkıştı. Bu sırada motosikletten düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle Avrupa-Asya yönünde trafik kilitlendi. Kazaya karışan tanker sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yine İstanbul'da 4 katlı bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangının bulunduğu bölgeye ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiyeden önce mahalleli hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Yangına ilk müdahale yan binadaki komşudan geldi. İtfaiyenin sokağa girememesi nedeniyle yanan binaya uzun süre hortumla su sıkıldı. Ekipler araçların hatalı park etmesi nedeniyle yangının olduğu bölgeye giremedi. Mahalleli el birliğiyle araçları kaldırmaya çalıştı. Sonunda yangının olduğu bölgeye ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen yaşlı adama olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Adıyaman'da kız yurdu öğrencileri akşam yemeğinden sonra bir bir rahatsızlandı. Tam 230 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız yurdunda kalan öğrenciler akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 230 öğrenci ambulans ve otobüslerle Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklarının zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını duyan öğrenci velileri Kahta ilçe devlet hastanesine akın etti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri akşam yemeğinde yenilen tavuk tantuni, çorba ve ayrandan numune alarak inceleme başlattı. Son aylarda kabaran elektrik faturalarına birçok vatandaş isyan etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aylık 1 milyon 200 bin lira gelen elektrik faturasına göndermede bulunan vatandaşlar iktidarın kendilerine değil sarayı düşündüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıllara nazaran son dönemde elektrik faturalarının neredeyse yarı yarıya yükselmesi herkesin tepkisini çekiyor. Vatandaşlarsa bu durum için hükümeti ve elektrik dağıtım şirketlerini suçluyor. Fatura yüksek geliyor, herkese yüksek geliyor. Sırf bana değil ki, vatandaş zaten faturadan belini kaldıramıyor. Vatandaşın aldığı paranın %80'i faturalara gidiyor. Yani yazık günah bu vatandaşa. Devlet faturalardan kesip Suriyelileri doyuruyor. Kendi vatandaşı aç, Suriyelileri nasıl doyururum diye düşünüyor. Bir saray daha nasıl yaptırırım onu düşünüyorlar. Adamın maaşı 1 milyar, emekli maaşı. 400 milyon kirayı vereceksin. 250 milyon
faturaya vereceksin, suya vereceksin, ne yiyeceksin? Peki vatandaş nasıl tasarruf yapacak? Beyaz eşya ve elektrik malzemeleri satan esnaflar, tasarruf etmek için az enerji tüketen cihazların kullanılması tavsiyesinde bulundu. Genelde yani A artı plusları kullanmamız gerekiyor. Daha az tasarruf yapıyor. Yani daha az enerji tasarrufu yapıyor. Yani bir televizyon alıyorsunuz, LCD daha çok yakar. Ama LCD LED alırsanız, LED slim LED'ler oluyor, smart LED'ler oluyor. Bunları alırsanız daha az elektrik yakar. Çamaşır makinesinde, yani bulaşık makinesinde A artı artı plus alırsanız hem su tasarrufu yaparsınız hem elektrik tasarrufu. Avizelerden başlayabiliriz. En basitinden mesela önceki kullandığımız normal ampuller yerine şimdi en son çıkan tasarruflu ampuller çıktı. Şu şekilde spre olan tasarruflu ampuller çıktı. Onların yerine şu anda en son çıkan sistem bu LED ampuller. Bütün aydınlatmanızda bu şekilde LED ampul kullanırsanız %10'a varan, %20'ye varan faturalarda azalma mutlaka olacaktır. Sayın seyirciler, bir facia haberi var sırada. Afganistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Panjshir vilayetinde çığ düşmesi sonucu en az 124 kişi hayatını kaybetti. Felaketle ilgili konuşan Panjshir valisi, kentteki tüm ilçelerin yollarının çığ yüzünden kapandığını ve bu yüzden yardım götüremediklerini belirtti. Çığın 100 ev, 2 okul ve 3 mescidi yuttuğu belirtilirken enkaz altındakilere ulaşmaya çalışan Afganlarsa zamana karşı yarışıyor. Vali ölü sayısının şu an için 124 olduğunu ancak sayının artmasından endişe duyduklarını da sözlerine ekledi. Danimarka'dan ilginç bir eylem var sırada. Müslüman bir genç yanında "Terörist olmadığıma inanıyorsanız bana sarılın" yazısıyla gözlerini kapayarak kollarını açtı, halkın tepkisini ölçtü. Bakalım halkın ona tepkisi nasıl olmuş? Danimarka'nın Sønderborg şehrinde Müslüman genç dikkat çeken bir eyleme imza attı. Gözleri bağlı ve kolları açık vaziyette insanların kendisine sarılmasını bekledi. Gence 60 dakika içinde 50 kişi sarıldı. Kendisine sarılanların "sana güveniyoruz" dediğini kaydeden genç, Kopenhag'daki iki terör saldırısından sonra insanların tüm Müslümanlardan şüphe etmeye başladığını ve bu yüzden tüm Müslümanların terörist olmadığını göstermek istediğini kaydetti. Günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık efendim. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.